Yani çok samimi düşüncelerini dile getirdiğini biliyorum bana. Yani benim düşüncelerim zamanla değişse de Sen var sizinle... ya adamsın. Kimseye bir laf etmedim ya. Kurnos'ta laf et. Etkileşimim hiçbir zaman değişmedi. Öyle yani demeye çalışacağım. Ben hiçbir zaman fikirlerimi esirgemedim. Şöyle bir şey var yani. Geçen bir kızın videosunu eleştirdik. Yani aman da efendim niye eleştirmişim? Aman da efendim linçmiş de bilmem neymiş. Ya arkadaş, aga, aga. Bak buna kral olmadan kralcı olmak denir. Abi sablardan şu şeyi atan varsa bir gün bak. Bunu bana mı söylüyor anlamadım. Atın. Yazmasın bir gün Hiçbir suyu boyunca. iç. Buna Hiçbir suyu kral olmadan kralcı olmak denir. Anlatabildim mi? Şöyle hayal edin. Adam 10 yıldır doktor. Tıp fakültesine giriş alıyor bir tane hıyar. Diyor ki çekil aga sezaryen öyle yapılmaz diyor. Bir ben sana anlatayım diyor. doktor. Şimdi ben bu Selen Teksöz mevzusundaki benzetmeyle ne alakası var anlamadım ki. Bir tanesi tıp fakültesine yeni girmiş, şey yapmış, 40 yıllık işte doktora iş öğretiyor bilmem ne falan filan. Ne alakası var? Ben şu an burada nasıl yayın yapıldığını, nasıl hareket edildiğini, nasıl davranıldığını söylüyorum ama şuradaki 2744 kişi beyinsiz mi? Yani yayın hakkında hiçbir fikir sahibi olmayan, bir düşüncesi olmayan, nasıl yayın yapılır, yayında nasıl konuşulur, yayında nasıl hareket edilir, hiçbir düşüncesi olmayıp hiçbir kafası olmayan insanlar mı? Ya da yayın sırasında League of Legends mi oynanır, çok fazla izlenmek için CSGO mu oynanır, yoksa gidip falan filan mı oynanır konusunda hiçbir düşüncesi olmayan insanlar mı? Ya da Sen hiçbir var şekilde video ya takip etmeyip diğer insanlara örnek alan adamsın. insanlar değiller mi? İyi Teşekkürler yayınlar. İremciğim, hoş geldin. Mesela bu çok garip bir örnek olacak ama yani Anakin mesela YouTube'da şey yapıyor. Hani çocuğu ne kadar zamanında eleştirmiş olsak bilmem ne falan filan. YouTube'da CVHD tarzı montaj videoları yapıyor ki gayet de güzel gidiyor bence League of Legends tarzı. Adam nereden gördü? Bir CVHD'den gördü bu muhabbeti. CVHD'den yürütüyor. Anakin yayıncı mıydı? Yayıncılık hakkında bir fikir sahibi miydi? Hayır. O da CVHD'den gördü yaptı. Belki Selen Tüksöz'de başka bir örnek veriyorum. QtPie Marcia, PewDiePie'in sevgilisinden görüp bu işleri yapıyor. Anlatabiliyor muyum? İlla yeni başlamış olması demek hiçbir fikri olmayacağı anlamına gelmiyor ki. Ki zaten ben kendi fikirlerimi belirteceğim diye bir şey söylüyor. Belirttiği böyle o hepiniz noobsunuz hepinizin amık en iyi şey benim, yayıncı benim, en iyi YouTuber benim falan filan tarzı yaptığı bir muhabbet yok benim gördüğüm kadarıyla yani. Ben de o videoyu hatta kaç yerden izledim. Resmen linç ediyorlar yani. Bence çok gereksiz bir linç yani. Bir dakika şuna bir hemen bakmam lazım ya. Eyvallah aynı fikirde olmayabilirsin ki diyorsun aynı fikirde. Ben bunu istemiyorum ama ben şey istiyorum. Hepsine savaş şevki vermişler lan. Tamam ben de buna vereyim o zaman. Okey. Ben Ignite'le oynamayı seviyorum solo topta. Anladın mı? Çekil diyor aga. O sezaryen öyle olmaz diyor. Neşteri diyor böyle tutacaksın diyor. Ya öyle bir şey söylediğini düşünmüyorum. Açıklamasını yaptım. Neyse. O doktor ona döner der ki vıra amına kodumun patavatsızı. Senin burada ne işin var? Lütfen derhal olarak ameliyathaneyi terk eder misiniz patavatsız yaratık falan der yani anlatayım. Bu yine aynı eleman Bağışat'tan yani Anladın mı? kimlisindekiyle. Olay budur yani. Şimdi ne demek canım eleştiremezsin? Tabii ki eleştiririm. Ben sana eleştirme demiyorum ki. Ben yıllarımı verdim bu işe. Ya oğlum. İstatistikleri biz gördük ya. İstatistiklere tekrar girip bakıyorum ya. Hangi yıllardan bahsediyorsun ya? Hangi yıllardan bahsediyorsun? Sen daha yeni patlayan bir adamsın ya. Hangi yıllardan bahsediyorsun yani? Sen daha yeni patlayan bir adamsın. Benimle yaptığın konuşalım konuşalım headshotlaşalım yayınından sonra patlayan bir adamsın. Sen hangi yıllarını verdin yani? Al aynı dönemde benim izlenmelerime bakalım. Aynı dönemde benim izlenmelere bak. Aynı dönemde bak. Aynı dönemde bak bak. Bak hala daha nasıl devam ediyor. Aynı dönemde benim izlenmelerime bak. Bak senin 1000 izlendiğin dönemlerde benim izlenmelerime Sen bak. var ya adamsın.
Eyvallah Ergin. Sen ve Sen var Arem'e ya adamsın. adamsın. Yani hangi yıllarından bahsediyorsun? Ben anlamadım ki. Ha sen benim fikrimi beğenirsin, beğenmezsin. Ama eleştirme hakkı bende saklıdır. Tamam eleştir. Niye Ben öyle bir şey eleştireyim? demiyorum Yani zaten. hakaret olmadı ki. Gereksiz bir eleştiri olduğunu söylüyorum ben zaten. Ben sana eleştirme ya da bunu yapma falan filan demedim ki. Gereksiz bir eleştiri. Kızı linç politikası yaptınız ve ben bunu doğru bulmuyorum dedim. Ben sana eleştirme, linç yapma bilmem ne falan filan demiyorum ki. Ama herkesi eleştirirsen, herkese bu yanlış, bu doğru dersen, bir de üzerine çıkıp ben Twitch'in peygamberiyim dersen, bu seni yani kusura bakma birader başımıza Allah mısın dedirtirler yani. Sonra tipiyle bilmem nesiyle dalga geçmedikten sonra ben niye eleştirmeyeyim? Anlatabiliyor muyum? Tabii ki eleştireceğim. Ben hiçbir zaman fikirlerimi tutmayacağım. Bir oyun olabilir bu. Oyunu da eleştiririm. Yayıncıyı da eleştiririm. Bilmem kim. Sen Hakaret var seviyesine ya varmadıktan sonra benim adamsın. görevim bu. Baya güldürüyorsun. Bir zamanlar Anakin'in ya... Bir dakika bakıyorum. Başta ben kendim okuyacağım. Bayağı gidiyorsun. Bir zamanlar Anakin'i yadırgayan insan Jaren'i de tartıştıktan sonra Anakin'i doğaya atan insan aynı kişi. Anakin'i ben senin ne olduğunu doppler bıçağı muhabbeti anladım zaten. İnsanları devam et. Devamını getirirsen daha iyi anlarım. Enes ne demişsin? Anakin'i yadırgayan insan Jaren'i tartıştıktan sonra Anakin'i doğaya atan insan aynı kişi. Ben Anakin anlamadım. Ben Anakin'le doğu mu atmışım? Anakin'le doğu attın mı söylüyorsun? Anlamadım. Ben anlamadım. Anakin'le doğu mu atmışım? Anakin'le nerede doğu atmışım? Ne zaman doğu atmışım? Kim atmış Anakin'le doğu oğlum? Manyak mısın? Anakin benim arkadaş isem de bilmem neyim de falan filan bile ekli değil lan. Manyak mısın Sen oğlum? var ya adamsın. Eyvallah Hatice'cim. Abicim öncelikle Neyse devam hayırlı et. yayınlar. Twitch'teki Bu ilk kendi bağışım fikirlerimi burada TBF'de seninle insanlara foto iletmek. çekildiği Ha beğenir için. insan, ha beğenmez. Ve Bana çok ayrıca o mutluyum. doppler bıçağı muhabbeti dediğin olay da sana doppler bıçağını satacağım, doppler bıçağımı satacağım, 800 liraya satacağım deyip ondan sonra gidip kim başka birisi de 800 lira verip ona doppler bıçağını sattığında ben de siktir ol git gözüme gözükme dedim. Beni bir hafta boyunca beklettin, gittin başkasına sattın aynı fiyattan. Gerizekalı bebek. Kim olsa sinirlenir tabii ki de doğal olarak. Angut. Ben Ha fikirlerimi neyse buraya dönelim. Bu muhabbete dönelim. Doktor bıçağı muhabbeti dedi diye arada kalmasın diye açıklama ihtiyacı hissettim. iletiyorum sorulduğu zaman. Hiç kimseden de hiçbir şeyden de çekincem yok. Belli Ben çekincen yok yani. O kadar çekincen yok ki. İnsanların dini ve geleneksel değerlerine hakaret edip hatta lügatını kendi kafana göre değiştirmekten de çekinmiyorsun yani. hani karar merci miyim? Belki değilim. Ama bu da benim fikrimdir yani. Karar merci gibi davranıyorsun ama işte maalesef. Maalesef ki karar merci gibi davranıyorsun. Karar merci gibi davranmasan karar merci gibi hareket etmezsin. Yok o yanlış, bu yanlış. Birkaç videonu izleriz birazdan. İzleyicilerle birlikte karar veririz. Karar merci gibi mi davranıyorsun, davranmıyor musun? Sonuçta işin içinde küfür yok, hakaret yok, aşağılama yok. Neden olmuyor? Bir dakika, işin içerisinde küfür yok, hakaret yok, aşağılama yok derken biraz geri sarabilir miyim? 6.36'dayım. Ha sen benim fikrimi beğenirsin. Ben da geçmedikten sonra. Adam 10 yıldır doktor. Tıp fakültesi. Küfür yok, hakaret yok, dal geçme yok bak şimdi. Bu hikayeyi bir daha dinleyelim. Buna kral olmadan kralcı olmak denir. Anlatabildim mi? Şöyle hayal edin. Adam 10 yıldır doktor. Tıp fakültesine giriş alıyor bir tane hıyar. Diyor ki çekil aga sezaryen öyle Sen yapılmaz var diyor. Ben sana ya anlatayım diyor. adamsın. Merhaba abi, Teşekkürler iyi Mehmet. yayınlar. Twitch'te ilk bağışım Anladın mı? sana Çekil diyor. olsun. Ya yeter Sertaç dur ya. O sezaryen öyle olmaz diyor. Neşteri diyor böyle Bak tutacaksın diyor. şimdi. Burada hiç sarkazm yok. Yani sarkazm dediğin şey aşağılamadır. Burada hiç kesinlikle sarkazm içeren bir cümle yok. Tamam mı? O doktor ona döner der ki Evet, geliyor. bıra amına kodumun patavatsızı. Senin burada ne işin var? Bre amına kodumun patavatsızında da kesinlikle küfür içeren bir cümle bulunmuyor. Doğru. 6.36'ya geri dönüp devam edebiliriz videoyu izlemeye. Yok. Neden olmasın? Yani ben eleştiriyorum. Ben 10 yaşındaki çocuktan 40 yaşındaki adama kadar ben de eleştiriliyorum. Eleştirileceğim tabii abi. Çünkü halka açık bir iş yapıyorum yani. Mesela amına kodumun şişkosu bir eleştiri değilken abi yayınlarının şurası sıkıcı oluyor. Bir eleştiridir Sen mesela. var Burada sana ya katılıyorum. Herkes kendini önce eleştirmeli. adamsın.
Ergin teşekkür ederim bağışın için. Çok sağ ol. Eleştiriyi bu eleştiriyi herkes yiyor. 10 izlenen adamdan 10 bin izlenen adama kadar yiyor ki zaten. 40 bin izlenen adama kadar da bu eleştiriyi yiyor yani. Bu konuda haklısın. Bu konuda bir şey demiyorum ki ben zaten. Niye bu konuda haklı olduğun kısma çevirip laf salatası yapmaya çalışıyorsun? Lazım. Feedback kültürünü... Oradan nereye geldin yani? ...kültürünü yapmak lazım. Yani olay bu. Olay bu kısacası. Neyse. Çünkü insanların backup planları şey... Bak şimdi tam bura. Bak tam bura benim ayar olduğum nokta. Evet. Abi o konuda başarısız mı oldun? Twitch'e dönerim. Bu konuda başarısız mı oldum? Twitch'e dönerim. Oradan para kazanırım. Sonra dönüyor. Bakıyor. Popülerlik yok. Gelir yok. Bir şey yok. Dur bakayım kime saldırsak acaba popüler oluruz falan. Bunlar... Benim için hiçbir zaman sen var ya adamsın. Bir dakika tam burayı yer alacağım. Ayrıca çok uzun yazdığım için göz... Bir dakika devamına bakacağım ben senin mesajının. Çünkü gözükmemeyi sen 300'ü hak ettiğin o şu an önce ekibe niye sahne diye kişilerdi. Sensin fazla izlemeyi sevmediğini oynuyoruz. Şu anda hadi sağlık. Ben şu an sevmediğim oyunu mu oynuyorum? Bu oyun daha deminki oyunu oynarken ne kadar zevk aldığımı ya da Orihan'la ile oynarken ne kadar zevk aldığımı görmedin galiba ama her neyse ya. Sen en iyisini biliyorsundur. Gerçekten ananı avradını adi runla girdik. Runlar adi. Sadece şeyler değişik. Tam veririz. Faro'ya geri veririz. Bir dakika tam bu noktada biraz geri geleceğim. 7-15'i alacağım. 7-15'teki o backup planı muhabbetine geleceğim abi. Abi bu çok kötü oldu bu savaş şevki. İnanılmaz berbat oldu. Ben patlatamayacağım ya. Yıldırımların efendisinin hükmünü be. Sen var ya adamsın.